Efendim iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz bilmiyoruz. Koronavirüs salgınında toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşı konusunda bazı zorunluluklar gelecek mi bilmiyoruz. Eğitim öğretime ne zaman başlanacak, yüz yüze başlanabilecek mi bilmiyoruz. Türkiye'nin başına ileride bir güvenlik sorunu yaratma riski olan sığınmacıların durumu ne olacak onu da henüz bilmiyoruz. Sizler de bu etiketle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ne yazık ki şehidimizin haberiyle başlıyoruz bültene. Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Yol emniyetinde görevli güvenlik güçlerine teröristlerce açılan ateşte piyade uzman çavuş Halil Çelebi şehit oldu. Şehit asker memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. Pençe Harekatı bölgesinden gelen acı haber yürekleri yaktı. Hakurk'ta teröristlerin açtığı ateşte piyade uzman çavuş Halil Çelebi şehit oldu. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta üst bölgesinden yol emniyetini sağlamak üzere çıkan güvenlik güçlerine teröristlerce Gorasbi Dağı'ndan ateş açıldı. Saldırıda Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Halil Çelebi şehit düştü. Şehit asker 27 yaşındaydı. 11 ay önce Ayşenur Çelebi ile evlenmişti. Şehit Çelebi'nin naaşı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Kırıkkale'ye uğurlandı. Allahu Ekber. Şehit uzman çavuş Halil Çelebi, Balışehir ilçesine bağlı Kırlangıç Göğü'nde toprağa verildi. Silah arkadaşları ise şehitlerin kanını yerde bırakmamak için terörle mücadeleye hız kesmeden devam etti. Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ne saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen PKK'lı 6 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamayı bu videoyla yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sınır hattında Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri'nde terörle mücadelede gelinen son noktayla ilgili konuştu. Akar, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde Elbap'ta şehit düşen iki askerin kanının yerde kalmadığını söyledi. Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.